Merhaba. Peki sen o sırada ne yapıyordun? Programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Tiyatro Dergisi'nin sevgili izleyicileri buradalar, biliyorum. Bugün konuğum Hakan Bilgin. Daha dün akşam sofrasından ayrılmış biri olarak ve gece de Çiğdem, Hakan, ben görüntülü konuşmuş biri olarak aslında ona soracağım bütün sorularınca, bütün olmasa bile, bütün çok iddialı oldu ama pek çok sorunun cevabını biliyorum. Çünkü Çiğdem'le Hakan'ın evi bir ikinci evim. Güzel ağırlandığım diyemeyeceğim çünkü ağırlandığım bir ev değil. Hakikaten misafirlik ettiğim bir ev değil. Çiğdem'le yaklaşık çeyrek asırdır, eşiyle yaklaşık çeyrek asırdır şehir tiyatrolarında partnerlik yapıyoruz. Umarım en kısa zamanda yeniden yapmaya başlayacağız. Şimdi Hakan geliyor. Bakayım yayına gelmiş mi? Gelmiş, tabii ki gelmiş çünkü. Can canavarı. Anlatacağım, bağlansın. Şu geçirdiğimiz pandemi döneminde benden daha çok canlı yayın yapmayı başardı. Ama buna şaşırmıyorum. Geldi. Susuyorum. Ve yayını Hakan Bilgin'e bırakıyorum. Estağfurullah. Aa, Estağfurullah. terasa çıkılmış. Demek ki hava. Terasa çıkıldı çünkü evde bir temizlik başladı. Elektrik süpürgesi sesi bizi rahatsız etmesin diye şöyle bir güneşe çıkayım, hem de izleyenlerin de yüzü gözü açılsın falan filan diye öyle bir Çok şey güzel yapayım görünüyor. dedim yani. Evin arkası, o komşuya bakan duvar şu anda bir Hobbit evinin önü gibi görünüyor. Evet. Senin hemen gözünde tabii canlanır o tür şeyler, değil mi? Tabii Hani hemen yani. yanından kalpler çıkıyor şu anda. Arkası bulut ve böyle şey, bir çizim bulut gibi bir bulut. Hobbitler kasabasından bize Aslında sesleniyor. evet, dekordan sesleniyorum size aslında, bu film şurada çekiliyor diye. Sevincim, çok güzelsin, çok hoşsun. Bu saate göre gerçekten çok özenli çalışılmış. Çok teşekkür ederim. Hakan'cığım, ev biraz, evdeki beş kedi biliyorsun, hani her zaman ona sığınıyorum ama biraz pisti. Biraz da geç yaptım biliyorsun, malum en son birbirimize Evet. vedalaştık yani. Çiğdem Evet. sen ben, pandemi döneminin en geç yatan üçlüsüyüz bence. Kalktım, elimde elektrik süpürgesi, ve yani elektrik süpürgesi çalışıyor öyle düşün, ve pijamalarımla iken 14:38 olduğunu gördüm saatte. Elimden gelen bu. Yani elimden gelen bu. Süpersin. Yine her zaman gibi harikasın sevincim benim, canım Hoş geldin. benim. Çok teşekkür Hoş buldum. ediyorum. Ne Zaten demek? biliyorsun aşağı yukarı çıkış noktasını da biliyorsun programın. Neden böyle bir şeyi arşiv etmek istediğimizi de biliyorsun. Sen de bir arşiv delisisin zaten. Evet, Biz çok sevindim. biraz konuştuk ne konuşuruz üzerinden, ama bunu mutlaka, ya bir de dün akşamki Zoom VIP muhabbetimiz o kadar bu programın içeriği haline Değil geldi mi? ki, bir anda Erol amcalar, babamlar, Haldun hocalar, yani Evet ya. ah dedim, kayıt yapsaydık şunu yani. Evet, ama mesela o şeylere gelmeden önce ben hep bu Instagram'da bizi izleyen, oyuncu olmak isteyen, oyunculuk yoluna çıkmaya çalışan, çıkmak isteyen ama ne yazık ki popüler piyasada duydukları şeylerle oyunculuğun bir uzay yolu olduğunu zanneden, onu çok böyle acayip bir noktaya getiren birçok kardeşimiz izliyordur eminim. Onunla ilgili senin geçen gün verdiğin örnek çok güzel bir örnekti. Ben o örneği, Sen onu hani çok beğendin ya. Ben onu ben çok düşünerek beğendim çünkü söylesem bu kadar beğenmezsin. ya Öyle bu kadar düşünüyorum. güzel bir oyunculuk tarifi olamaz. Yani aslında hikaye şöyleydi sevgili dinleyiciler, izleyiciler. Bir arkadaşımız Sevince dedi ki, yani siz oyuna girince nasıl konsantre oluyorsunuz, konsantreden nasıl Nasıl çıkıyorsunuz? İşte çıkıyorsunuz dedi yani. ha, role Selamdan ne girip kadar nasıl bir süre çıkıyorsun? sonra rolden Evet, çıkıyorsunuz? yani eve gidince hala rolde misiniz falan gibi sorular sordu ve Sevinç onu o kadar güzel bir benzetmeyle aktardı ki aslında senden dinlesek daha da güzel olur yani, aslında Yok, nasıl sen bir şey anlat. oyun. Sen anlat. Yani şöyle anlatmıştı Sevinç, dedi ki hani böyle küçükken dedi sokakta oyun oynarız da biraz geç de kalırız, top oynarız falan, annemiz pencereye çıkar, işte Hakan hadi gel oğlum yemeğe, hadi geç kaldın, kaç saattir oynuyorsun der. Ve biz bir anda durup dururken ağlamaya başlayıp anne ya anne, ben de oyun oynuyorum falan diye ağlamaya başlarız. Annemiz de bize kıyamaz. Tamam hadi bir 10 dakika daha oyna der. Ve biz bir anda o gözyaşları akmasına rağmen dönüp hadi oğlum kaç kaç diye maça döneriz. Serinç dedi ki işte oyunculuk bu dedi. O kadar gerçek yani, anneyi inandıran, yani öyle bir inanmış ağlıyor ki çocuk aslında tıpkı sahnedeki gibi. Anneyi yani seyirciyi inandırıyor ve ondan alkış alıyor, reaksiyon alıyor. Yani o 10 dakika izin alıyor ve oyuna devam ediyor. Ve sonra tekrar oyuna döndüğünde de bir anda evet kaç kaç diyebiliyor. Yani
Hayatımızın içinde çocuğumuz, ailemiz, yaşantımız, sıkıntılarımız var olarak sahneye geliyoruz. Evet, sahneye çıktığımızda tabii ki onları kenara koyup oradaki oyunun içerisinde bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Ama o biziz. Hakan oynuyor onu, Sevinç oynuyor onu. Başka birisi olarak oynamıyoruz. Hala o dertlerimizde, sıkıntılımızda, hüznümüzle beraber oynuyoruz. Evet, o günkü oyunumuz ona göre belki daha hüzünlü oluyor. Belki o gün çok mutlu olduğumuz bir haber olduğu için o günkü enerjimiz çok acayip oluyor. Ve o oyundaki oynadığınız rolde o kadar yüksek bir enerjiyle oluyor. Tıpkı mesela o gün seyirci yağmurlu bir hava geldiğinde, yağmurlu sıkıntılı bir havaya geliyor. Diyelim ki kalorifer çalışmıyor bir salonda. Siz o buz gibi seyirciyi ısıtmak zorundasınız. Ve o seyircinin canı sıkkın, problemi var. Aynı oyunu oynuyorsunuz ama o seyirci ona bir saat sonra gülmeye başlıyor. Ama çok güzel bir havada gelip bizi izlemeye gelen seyirci 15 dakika sonra gülmeye başlıyor. Tıpkı bunun gibi bir şey. Yani zaten tiyatronun en güzel tarafı o canlı alanı. Oyuncu canlı, seyirci canlı. Hikaye, dekorlar, makyaj her şey canlı. Dolayısıyla yaşayan her şeyin içinde de gerçek insan olunca o ilişkide seyirci zor olursa seyirci, oyuncu zor olursa oyuncu, oyunun da akıbeti her oyunda farklı bir sonuç çıkartıyor. Onun için her oyun farklıdır zaten. Hani bize de ustalar hep onu der. Yani her oyunu ilk defa oynuyormuş gibi oyna der ya. Hikaye de aslında bu gerçekliktedir yani. Bunu paylaşmak istedim oyuncu adayı arkadaşlara. Bence çok güzel bir tarif yani. Sen yani öyle anlatın. Barış girdi. Barış Başar şey yazıyor. Ben de Saygın Hoca'ya prova ne zaman bitecek diye. Espri yapıyordu. Bak Hayır o Barış. şey hissi var ya şimdi insan o sırada ben o soruya şöyle olmuştum aslında. Hatta sen o yayındaydın aşağıya Sevinç Tabii. ya falan diye. Ben o soruya üzülüyorum. Yani neye üzülüyorum? Ben insanların soru sormasına aşık biriyim. Çünkü ya belki de yaşadığımızın tek kanıtıdır soru soruyor olmamız Evet. yani. Emin değilim düş mü gerçek mi diyorsan soruyorsan hala hani merak ediyorsan çünkü kökü de o hayattasındır yani tamam mı? Aynen. Ama şeye üzülüyorum o soruya. Çünkü o soruyu senin de dediğin gibi bir mesleği çok büyük bir iş bu. İnanılmaz Evet. zor ve yüce insanlar bunu yapabilir. Büyük bir şunu ister bir de büyük bundan da koy ister ondan da koy ister falandan sonra bu duydukları şeyden ötürü Hakan Bey size bayılıyoruz yazdı Merve Engin diye biri herhalde bir hayran. Haydi. Ondan sonra şöyle bir şeye inandırıyorlar onları. Oyuncuların yani Hakan'ı soyup kulis çekmecesine kilitlediği, Sevinç'in Sevinci derisinden çıkarıp makyaj çantasına kapattığı, içeriden bağırıyoruz düşünebiliyor musun? Çıkar beni diye. Çıkart Yani beni diye. hani Tom'ları, Jack'leri, Tuanet'leri, Hasan'ları giyip üzerimize böyle içimize cin girmiş gibi bir role girdiğimizi ve selamda da belki onunla devam ettiğimizi düşünüyor. O soruyu Ya sorunca çocuklar ben böyle aslında kafa balonum sen okuyabilirdin onu şey oldum. Hay bu soru ya yani bu soru ne zaman böyle sorulmuyor ne zaman insanlara bu şekilde pompalanacak? Sen demin benim tarifimi tarif ederken aklıma şu da geldi. O böyle şey var ya ağlamanın bir sürü versiyonu var ya anneye. Hatırla şimdi Ha, kendinden. tabii ki. Hani 5 dakika ya. Uykuda da var o mesela. Okul. Sevinç servisin gelmesine 15 dakika. Hani 5 dakikada. O beş Daha dakika uyu. uykuda da oyunda da böyle yani bütün geceye eşittir yani. Sanki Uykuda da evet. oyunda da o ana kadar oynanan her şey. Oyunda da sahnede de öyle insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Seni de defalarca seyretmiş biri olarak. Kendim de artık hani biliyorum hislerimi ve bedenimi sahnede. Hani artık kendim hissedebiliyorum. İlla şeye gerek yok hani sence nasıldı? Tabii bu çok merak ettiğimiz bir şey ama Tabii. hani sen bana Sevinç ve bebek gibi oyundu dediğinde ben aslında o oyunun hafif böyle topallamış bir oyun olduğunu biliyorumdur artık. O 5 dakikayı sahnede de var. Kesin sende de vardır. Yani ya Tabii ki. 5 dakikadan oynayalım ya. Hani böyle Bir bir yok. anda, bir anda olsaydı, bir esta olsaydı, değil Beş mi o dakikada durum? ya da bir Ama oyunda yani son defa oynadığını biliyorsan hani oyun evet. repertuardan kalkacak. Ben böyle şey oluyorum. Söyledikçe o lafı ah bitti, bitti bu laf bir daha söylenmeyecek. Bu laf bir daha söylenmeyecek. Var Değil mı böyle hislerin? var tabii canım, olmaz mı? Son oyunlarda hep yaşıyorduk. Yani az önceki hikayeyle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Ne yazık ki bu soruyu sormak zorunda kalan arkadaşların karşısına böyle örnekler de çıkıyor. Yani ben birçok oyunda da, oyun mesela dramatik bir oyun. Oyun bitiyor, oyun bittikten sonra oyuncu sahneye çıkıyor, selam verecek. Hala o duyguda, hala o dramda, hala gözyaşı içerisinde, hala onu olarak alkışlıyor. Çok teşekkür ederim. Ben hala çıkamadım. Bir eve gideceğim, biraz rolde kalacağım. Sonra çıkarım belki. Bir banyo Duygusuyla yapacağım. devam et.
Evet ve veya bazı hocalarda oyunculuk yapmanın çok büyük bir şey olduğunu öğrencilerine hissettiriyorlar ki ben acayip bir şeyim. Sizin benim oraya gelmeniz zaten. Arif Aa ne geldi. Ne güzel kadar sevdiğim sevgiler. biri geldi değil mi? Hoş geldin Evet Arif çok abicim. kıymetli. Çok kıymetlidir. Aa Arif abi var ya neler anlatır. Dur dur. Ah, Programdan onu da al bir sonra gün. Arif abi Onu da al arayacağım bir gün. seni. Yani Ay canım ne kadar sevdiğimi biliyorsun. kendini de yüceltmek için belki de öğrencilere buraya ulaşmak çok zor. Çok feci bir konsantrasyon gerekiyor. Oynamak, aktörlük falan Ona bende dedikleri için var. belki de onun için de çocukları hep böyle uzak bırakmış da olabilirler. Yani çocuklar belki öyle bir eğitim aldığı için de olabilir bu sorular yani. Ne yazık ki böyle yanlışlıklar var yani hayatta. Çok. Bu yanlışlıklar böyle gerçekten 5-6 programın konusu. Ama şunu sana soracağımı zaten söylemiştim. Hiçbir sorum sürpriz değil. Soruları, Peki. arkadaşlar soruları Hakan Bilgin'e söylemedim. Ama şunu telefonda sordum. Peki sen ilk defa annene ne zaman ağladın? Yani sahne, hani metaforik anlamda söylüyorum. Sen ilk Evet. defa ne zaman 5 dakikada veya anne yani 5 yapıp annen içeri girince de, çocuklar kaç kaç. Onu ne zaman dedin? Nasıl Onu ne başladı? zaman yaptım? Yani aslında ortaokul, ilkokul hep böyle yani aslında çok sosyal bir çocuktum. Beni bilirsin. Sürekli hareket halinde olan birisiyimdir. Handbol oynuyordum, işte tiyatro vardı, izcilik vardı, halk oyunları vardı ama hepsinde böyle şeydim, kenardaki çocuktum. Yani handbolde yedek kaleciydim, işte halk oyunlarında en sonda şey salan çocuktum falan. Hiç Ben de en öne sondaydım halk hiç o oyunlarında. yani bir yeteneğim yoktu yani, yani çıkamıyor bir şey. Sonra böyle akşamları Metin Akpınar, Zeki Alasya, nokta ile virgül skeçleri falan seyredip ikinci günde boş derslerde aramızda o skeçleri tekrar ederdik. Nasıl bir şimdi öyle ezber kabiliyetim yok. O zaman nasıl ezberliyorduk onu da bilmiyorum. Sonra bu süreçler başlarken ben Metin Akpınar hayranlığım oldu. Zeki Metin ilişkisinden Metin Akpınar gibi duruşlarım, onun gibi konuşmalarım falan böyle bir tavır taklit hikayesi vardı. Sonra onların kasetleri çıktı. O kasetler falan derken ortaokulda bir edebiyat hocası, o zaman müdürümüz bir edebiyat hocasıyla, Türkçe hocasıyla tabii ortaokulda edebiyat da yoktu. Türkçe hocasıyla yola çıkarak bize bir tiyatro çalışması yapmak istedi. Okuma yaptırdı bize. Nasılsa o okumayı geçtim. Okumayı geçtikten sonra da Ordu Bezi Karadeniz Tiyatrosu'nda bir oyuncu olan Onur Çelikkol, bizim müdürümüzün erkek kardeşiydi. O bize hocalığa geldi. Ve benim ilk sahnede durmamı nasıl, Paydos diye bir oyun oynamıştık. Cevat Fehmi Başkurt'un oyunu. Oyundaki böyle ayakta nasıl durulur, nasıl oturulur, seyirci arka dönülür, dönülmez. Bir de Onur Hoca'nın şöyle bir şeyi vardı. Bütün erkekler Ali'ydi, bütün kızlar Ayşe'ydi. Ali kalk diyordu, hepimiz kalkıyorduk falan. Öyle isim ezberleyemiyordu Onur Hoca. Hadi oğlum seni dedim oğlum, sana dedim oğlum falan derdi. Öyle öyle. Sonra biz oradan, o ortaokuldaki faaliyetten, faaliyetti çünkü o. Orada ilk defa böyle sahnede ailemin haricinde tanımadığım insanları mutlu etme duygusu bende bir ampul yarattı. Yani benim beynimde başka bir mutluluk hormonu çalıştırdı. Yani hiç tanımadığım birilerini mutlu etmiştim. İlgi çekmiştim. Fark edilmiştim falan. Herhalde şimdi düşününce hani O bu kadar kişilik çok gelişimi olarak. şey bir yaradı ki şu an bu anlattığım pakette. Dolayısıyla bunu fark edince bunun üstüne gitmek istedim. Ama memur çocuğuyum. Oyunculuk hayali benim için çok saçma. Böyle bir şey olamaz. Çünkü o zamanlar İşte 1970'ler 80'lerde falan oyuncu yani 10 tane adam var oyuncu televizyonda gördüğümüz. Sen onların arasına hangi kafayla girersin? Böyle bir şey olur mu falan diye ben normal eğitim hayatımı devam ettim. İşte o hayat devam ederken de gizli gizli oyun devam etti. Ama hayat devam ederken bir anda gemi battı ve beni tiyatroya bıraktı. Yani şirket battı. Yani gittiğim yol battı. O yolu değiştirmemi istedi Tanrı ve o zaman dedim ki peki teşekkür ederim deyip bu tarafa döndüm. O da tutmayabilirdi. Ama o güne kadar hani ilkokuldan beri bu işi o kadar severek ve isteyerek biriktirmişim ki herhalde diyorum. Bugün karşıma çıktığımda diplomasız bir oyuncu olmama rağmen çok ciddi bir saygı gördüm. Bu da beni çok mutlu etti, çok şaşırttı. Tabii burada Ama çok okulun var Hakan. Yani diploma bir okuldan, bir binadan verilmedi sadece sana. evet, evet de mesela şeydi. Bir de insan olarak da acayip terbiyeler aldım tiyatrodan. Ordu Bezi Karadeniz Tiyatrosu'nda Aydın Üstüntaş diye bir hocamız vardı. Oranın genel sanat yönetmeniydi. Yani orada tiyatroyu yaşatan insandı. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Bize bir gün provada şöyle bir şey söyledi. Dedi ki arkadaşlar bu yola yeni çıkıyorsunuz. Sahneye çıkıp bir şeyi yaptığınızda bu yaptığınızın aksini sahneden aşağı inip insanların arasında sokakta kendi hayatınızda tersini yaparsanız bir daha sahneye çıktığınızda kimse size inanmaz demişti.
Bak demedi ki sizi taşlarlar, size kızarlar, sizi döverler. Hayır. Bir daha sahneye çıkar. Yani tiyatro hayatıyla ilgili bir şey söylüyor. Bir daha İnanılmaz. inanılmaz değil mi ya? Acayip bir şey. Sahneye çıkarsanız bir daha size kimse inanmaz dedi. Yani ben o zaman daha ortaokul son falandım ya da lise bir falan yani. Ya bunu annemden babamdan duymadım. Bir de tiyatroyu sevip de bunu kaybetmek istemediğim için. Onun için de hayatım bilirsiniz ben daha bizim camiada memur kafalı bir adamımdır. İşte Saygı'nın Hakan abisiyimdir. Hatta Bilen abisiyimdir. Öğreten abisiyimdir. İşte onu yapma oğlum, bunu yapmayın, onu açmayın, bunu şey etmeyin falan diyen adamımdır ya. Belki de o duygu tamamen bu mantıkla büyüdü benim hayatımda yani. E tabii hayat, babam savcı, annem öğretmen. Zaten bir disiplin içinde büyüyen bir çocuktum. Onu da anlatacak mısın? Yani gerçekten şirketten sahneye gitmeni ve babanın oradaki Ha, o da mesela enteresandır, doğru. Her şey geçti, baba geçti, savcı, geçti. evde bir tane baba Tabii. modeli var savcı. Annemiz öğretmen, değil mi? Aynen. Evet, Sen de aynen öyle. ilk okuldaki okumaya kadar aslında folklorun son çocuğu, işte yedek kulübesinde Tabii, 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 bekleneni. tabii. Bütün O... bunlar ne demek? Yani bunları konuşabilmeyi niye çok seviyorum biliyor musun? Bunu Güliz Sürür'ün kitabında da çok ağlamıştım okurken. Beceriksizlik hikayeleri, Evet. başarısızlık hikayeleri, eğer bugünkü Hakan'ı seviyorsan, bütün kavgana rağmen hala bugünkü Hakan'la, bugünkü Sevinç'le, ondan razıysan yani aferin kız sana, aferin oğlum diyebilen biriysen, esas anlatılması Tabii ki. gerekenin hep o son çocuklar olmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kesinlikle. birileri var şu anda o son çocuk olan ve onların umudu çok şey sürekli Evet. bastırılıyor yani. O yüzden değerli buluyorum. Bir de anlatabiliyoruz ya artık hani Tabii. bunları anlatabiliyoruz yani. O Bir de dün ya gece mi anlatmıştın babanı? Dün ya bizi evet. da anlattın. Ya aslında kaybetmek çok kıymetlidir, çok değerlidir. Hayatında insanın defosunun olması çok kıymetlidir. Problemin olması çok güzeldir. Şimdiki kuşağın problemi var olan işte torpilli, destekli, avantajlı insanların başarılarını niye bizde yok, niye bizim hayatımızda yok deyip isyan edip hayatlarını kapatıyorlar. Çünkü Benim öyle hayatımda da görüyor. Yani öyle başarıya olacağını bakıyor. zannediyor. Yani bir Başarının kardeşim öyle olacağına inanıyor. doğdu, Evet. okulu bitirdi ve o kadın oldu, o adam oldu. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Mesela senin şimdi döneceğim buradan da senin hayat hikayene. Orada da çok güzel bir balon var çünkü. Ya benim hayatımda tiyatro, tiyatro, tiyatro devam ediyor ama ben hiçbir zaman bir oyuncu, aktör olayım. Yani birisi beni tanısın. Aklımın ucundan geçmiyor. Sadece ve sadece tamamen amatör olarak Ferhan Şensoy. Orta oyuncularda, nöbetçi tiyatroda çalışıyorum. Ve tek hayalim var. Ferhan abiyle bir fotoğraf çektirmek. Ben de orta oyuncularda bir süre geçirdim. Deyip torunlarımı anlatmak. Yani Ferhan Şensoy lan bu 86 tane kitabı var. Bu adamın yanında ben ya falan diye. Bunu övünmek için Ben bir bir müddet fotoğraf çek. çalışmıştım. Aha bu da kanıtı şu torunlarım yapmak için. Aynen. Tek derdim bu yani. Başka hiçbir derdim yok. Sonra fakat Ferhan abi o 40 kişilik amatör gruptan 16 kişiyi profesyonel yapmaya karar verdi. Oraya kadar benim hayallerimin dışında bir şeydi bu. Yani ben bunun hesabını yapmamıştım. Ve dedi ki 16 kişi güle güle Godo oyununda oynayacak. Bir anda tabii profesyonel bir oyun olunca benim normal mesai saatinde provaya gitmem lazım. Şirketten izin almam lazım. Şirkete gittim. Dedim ki yani affedersiniz böyle bir durum var. Çok özür dilerim. Ben yandan böyle bir konservatuar değil ama bu bir eğitim alıyorum. Bu Yandan. eğitimden yandan yani çünkü şirkette çalışıyorum bir yerin bölge müdürüyüm falan filan. Oğlum saçmalama dediler. Biz seni burada yatırım yapıyoruz. Bir de biz oraya prens gibi alınmışız. Böyle 4 ay oryantasyon yaptık falan. Bize yatırım yapıyorlar. Bunlar geleceğin firmanın geleceğin genel müdürü falan filan diye. Dedim ki bana bir sene izin verin. Bir sene. Yalvarıyorum size. Bir sene izin. Bir oyun oynayayım. Yan yana Ferhan abiyle bir fotoğraf çektireyim. Sonra bir daha yaparsam namerdim. Oynamayacağım dedim ya. Göstereceğim ya bir fotoğraf. Bir torun bir fotoğraf falan. Ağladım. Bildiğin hani o çocuk ağlaması var ya. Aynen orada oynadım mesela. Orada ağladım. Sonra eve geldim. Hadi burayı hallettik. Ama bitmedi. Düşüneceğiz dediler. Eve geldik. Anne dedim böyle bir durum var. Baba böyle bir durum var. Haberiniz olsun. Eğer şirket kabul etmezse ben bunu bir sene deneyeceğim. İşsiz kalacağım. Bir sene sonra yine iş hayatına döneceğim. Ay Söz şirket veriyorum kabul size. etmezse de gideceksin yani Ferhan Hoca'nın Tabii yanına. tabii Ne? ben yakacağım. Ben o fotoğrafı çektireceğim yani. Derdim o sadece. Sonra annem ağlamaya başladı. Ah yavrum yapma etme bilmem ne falan filan. Biz oğlanı çalıştırdık da bu hale geldi de ay yandı. Üniversite gitti falan filan. Babamda hiç ses yok. Tık yok böyle. Durdu babama döndüm. Babam da savcı tabii öyle. İki tane cümle söyler onu anla anla yani. Öyle saptan yani uzun uzun konuşmaz. Ekonomik adamdı rahmetli. Dedi ki vallahi ben dedi İlkokul, ortaokul, lise, üniversiteyi okuttum. Askerliği de yaptım. Senin yanındaydım dedi. Aha da evim, burası senin. Ama dedi,
Bundan sonrası sana kalmış dedi. Eğer dedi başarabileceğine inanıyorsan devam et. Ama bundan sonra sakın bir destek bekleme benden dedi. Şimdi bu noktada normalde ben şöyle bir çocuk olsaydım. Vay be babam bana destek olmadı ha. Ulan nasıl bir baba be. İnsan tiyatrocu olacak. Hep bazı gençler isyan ediyor ya ailem bana destek olmuyor diye. İyi ki de olmadı. Babam mesela bir ressam olsaydı, bir entelektüel veya bir tiyatrocu olsaydı. Ah oğlum tabii ki destekleriz. Ferhan'la ben de konuşurum falan deyip bana yumuşak yumuşak gelseydi ben bugün bulunduğum yerde olmazdım. Çünkü mücadele etmeyecektim. Duracaktım. Babam bağlayacaktı telefonu. Oradan gidecektim. Aç kalırsam da baba tiyatrocuyum ne yapayım? Olacak şey bu diyecektim. Babam da ben seni desteklerim diyecekti. Ve ben şu anda belki de tiyatroya kızan, isyan eden bir deli olacaktım yani. Dolayısıyla babamın o reddetmesi ve beni tek başıma bırakması beni güçlendirdi aslında. Mücadele ettim. O insanları ikna ettim. İş yerinden gizli gizli gittim geldim. Sekreteri ikna ettim. Telefon açtırdım. O zaman cep telefonu da yok. Büyük bir bağlantıyla ben bir sene oyun oynadım. Acayipti. Sonra peşine Ferhan abi Akbank reklamı çıktı. Biz televizyona çıktık mı senin için? Ben bir patladım. O zaman bir tane kanal var. Benim sektörde, pazar şeyde bölgede Hakan Bilgin televizyona çıkan çocuk oldu. Benim satış artmaya başladı. Ve bu sefer de şirket beni tiyatrodan çıkartmadı. Ya anladın mı hikaye? Ya bir şeyi iyi niyetle yaparsan hayat sana böyle kapıları açıyor. Başka hiçbir karşılığı yok bunun yani. Öyle öyle gelişti. Ondan sonra da işte şirket batana kadar çalıştım yani orada. Hem tiyatro. Sonra çünkü mesela bayilere davetiye verirdim mesela. Çok satış yapan bayilere, benden çok mal alan bayilere özel gala Ama davetiyesi sen yani verirdim. Hakan Bilgin tiyatrodaki meşhur çocuk, televizyona çıkan çocuğun Tabii. adını alıyor. Ve bunu iki tarafı da besliyorum. Mesela bayilerimiz gelip galada Kadir İnanır'ın yanında otururdu mesela. Galada ön sırada. Ben aileme değil davetiye onlara verirdim. Adamlar da tabii bir sınıf atlama durumu da vardı. Yani Hakan Bilgin'le beraber aslında Hakan Bilgin'den mal almak bir sınıf atlamak gibi olmaya başladı. Tabii şirket de buna ya bu çocuk da hani işi ihmal etmiyor ama yani artist diye adım çıktı şirkette piyasada falan. Ama iş devam etti yani şirket ama şirket benim yüzümden batmadı yani battı. O benimle Şirket alakalı değil. batmadı. Bence sen şu anda şirkete devam ediyor olabilirdin zaten Tabii yani. tabii şu Hala. anda büyük ya benim partnerlerim, arkadaşlarım kimi CEO oldu, kimi bölge müdürü oldu, kimi bilmem ne müdürü oldu yani. Ya şu anda altlarında araba yazdıkları falan böyle bir durumdalar yani. Belki de daha iyi olacaktı. Bilmiyorum Sevinç'im yani nereye Hayır, gideceği sen de belli olmaz. Hobbit kasabasında oturuyorsun. Durumun Evet, gayet evet. iyi. Benimki de güzel. Ya mutluyuz. Ne olacak şimdi? Mesela Süper. senin de aslında sen de çocukken mesela ne olmak istiyordu Sevinç? Ya ben de anlattığının tersi var. Yani ressam babanın, ben dedim o ressam baba ve ben de. Senin baban değilmiş o ressam, benim babam. Evet. Ben yani meslek değiştirilen bir şey ya, böyle aklına herhalde bir takım görüntülerden ötürü Ama diyelim. seninki çok ilginç ama ya. İlk astronottu. Çünkü uzaya ben bir çok ilgi duymaya başlamıştım. İşte ne bileyim 5-6 yaşındayım belki. Yani daha okula gitmiyorum. Yani yuva anaokulu falan gibi bir yerdeyim. Hatta şu anda arkadaşlar evlerini terasında Ha niye soruyor? Nerede diye mi arkanda soruyorlar? dekor var zannediyorlar. Tiyatrodan bağlandığını zannediyorlar. Hobbit O ev kadar deyince güzel tabii. ki. O kadar güzel ki. Ben işte hiç hatırlamıyorum ama şey gününü ve yani günü derken pazartesi, çarşamba anlamında mekanı hatırlıyorum. Mutfaktaydık. Bizim mutfak bilirsin böyle babamın çizimlerinde dolapta olup açılan, masaya dönen, yanı böyle piknik sıralı falan bir sürü gözlü bir tahta, güzel bir mutfağımız vardı. Herhalde kahvaltıdayız ya da bir şey yiyoruz yani. Ben mesleğimi seçtim dedim. Böyle annem, otur babam var karşımda. Annem böyle bir çocuğa döner gibi hı yaptı böyle. Yani anladın mı? Ve işine devam etti. Diyelim babam da böyle bir şey yiyordu. Bunları böyle hatırlamıyorum. Şu an bir his olarak sana böyle anlatıyorum yani. Ama hissi şuydu bende. Babam da böyle yerken mesela kaşığı bırakıp evet dedi yani. Anladın mı? Hani seni dinliyorum dedi. Evet. O hissi bilirsin. Ya yani Tabii ki. o Fark birinin edilmek işte seni dinlediğini, gerçekten sana yani. bakarak, seni görerek yani sana bakarken aranıza başka görüntüler, hayaller koymadan salt sana baktığı bir his. Evet dedi baba. Astronot olacağım dedi. Tamam mı? Bak aynı anda tabii, ikisi de mutfakta olduğu için annem böyle atıyorum hani ne yapıyorsa falan gibi bir şey yaptı anne. Babam böyle biraz geri çekildi, anladın mı? Bak çok önemli bir konuymuş gibi bu. Yani şu an biz seninle çok önemli neyi konuşursak bir gün. Böyle çekildi ve o kadar mutlu ettin ki beni dedi. Ben şimdi reaksiyona bakıyorum ve şey diye düşünüyorum yani.
Çok iyi bir seçim yaptım herhalde diyorum. Çok güzel. Uzaya, uzay, galaksi, gezegen. Muhteşem bir astronot olacaksın Sevinç. Sen olsan astronot olursun kızım zaten dedi. Ben dedim ki konu bitti. Benim dedim arkadaşlarım yuvada solucan bekliyor. Ben mesleğimi seçtim yani 6 yaşında. Bir de onay da aldın. En yüksek rütbeden Onay ne aslında demek ya? yani. Hani deminki o ressam babayı yaptın ya. Onay ne demek? Yani sonsuza kadar arkandayım. NASA'nın hissedarıyım diyor yani. Ya işin de çok kolay diyor. Bir telefon diyor yani. Bir telefon Tabii canım, bakarsın. hemen. Sen iste hemen yani. Annem de böyle Altan ya, yapma Allah aşkına falan diyor. Çünkü Füsun evin gerçekçisi, Altan Tabii. evin hayalperesti. Yani Tabii. genetik kodlarıma bak yani. Onun için ben böyle beni çok iyi tanıyan birisin. Bazen böyle içimden bir şey çıkınca ne oluyor ya? Sen gene böyle bir bu hayal mayal aleminden çıktın her şeye böyle bir olduğu gibi. Evet ama hayat öyle bir şey abi falan olan tarafım. O gören Füsun. Füsun tarafı. Değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz. Öyle olmak zorunda değil. Hakan terasta değil, Hobbit evinin önünde falan da baba. Baba. Neyse bundan kısa bir zaman sonra, ya yani bugünü böyle hatırlıyorum enerjisini. Ben uzay kitapları okuyorum falan, çok hani hoşuma gidiyor. Muhtemelen bu Gazino Maxim zamanları olabilir, bu ikinci tercihi. Beni götürüyorlar. Babam komik, şeyin komedyeni. Astolist'ten bir önce çıkıyor. Kim onun sıralaması? İşte önden böyle bir fasıl masıl var. Evet. İnsanlar böyle yeni daha küçük küçük kadehler tokuşuyor. Dansöz çıkıyor. İki kere çıkıyordu dansöz. Dansöz bir tane çıkıyor. Dansözden sonra babam çıkıyor. Astolist çıkıyor. Astolist'in birinci ile ikinci bölümünün arasında bir daha dansöz çıkıyor. Tamam mı? Bayılıyorum Hakan. Sinir pullu. Yani tiyatrodaki şeyleri çok seviyorum zaten. Kostüm askılarını falan sürekli giyiyorum. Yani Derin ve Kavin öyle iki çocuk olsaydı Allah'ım çocuk bir tanesi şey mühendis olacak. Çocuk bambaşka bir yere gidiyor. Hani akıllı çocuklarımız oldu çok şaşkınım. Evet, Böyle süper evet. zekaya. Hani ikisi de kuliste aşırı vakit geçiren çocuk olmadı. O anlamda söylüyorum. Evet. Kıyafetlerimizi giymediler yani böyle uzun elbiseler, Veya üzerine bastıkları. özenmediler yani. Ha özenmediler. Özenmediler yani. Akıllı çocuklar diyorum sana. Çok akıllı çocuklar doğurmuşuz. Ondan sonra ya muhtemelen tiyatrodakilerle yetiniyorum ama bu dansözün üstündeki şey ve vücudunun makyajı yani vücudu da bir de çok alkış alıyor. Bir de Yani herkesin verdiği bir reaksiyon var. Büyük bir çok alkış reaksiyon alıyor var hayatım yani babamdan çok alkış alıyor. O yani. Astolist'ten daha çok alkış alıyor yani. Alkışla çok Çok ilgileniyor. güzel. Çok Ondan güzel. sonra gene aynı masa ya da başka bir yer. Artık bunlar şey çocukluk anılarını güzel değiştirirsin ya istem dışı yani. Tabii. Anılarımızı hep değiştirirmişiz her anlatışımızda biliyor musun? Farkında olmadan Pek evet. tutarmışız. Çok sevdiğim bir yazar söylüyor bunu. Çok da güzel anlatıyor yani. Benden çok iyi anlatıyor. Ondan sonra bir gün gene böyle gene babamla annem var. Astronotluktan emin değilim ya falan dedim. Gene babam yaptığı elimi bırakarak ne oldu falan dedi yani. Gene konu böyle çok ciddi bir konuymuş gibi. Ya bilmiyorum ben başka bir şey düşünüyorum dedim. Ayşe Güldüm hoş geldin ruhum. Londra'dan seyircimiz var. Ay Sonra Ayşe Ayşegül, Gül geldi. merhaba. Ondan sonra başka bir şey olacağım dedim. Ya düşünüyorum emin değilim daha dedim. Ama daha çok yakıştırıyorum kendime. Nedir dedi babam. Dansöz olmak istiyorum dedim. Annemi hatırlıyorum. Annem böyle ya Sevinç Allah aşkına ya falan gibi böyle ne Yine gerçek bir cevap böyle verdi yani. geri çekildi tamam mı? Baktı baktı. Aferin benim kızıma. O kadar güzel dansöz olur ki senden dedi. Hoppa. Dedim oldu bitti. Hem de konağın falan gazinoda. Biraz daha büyüyeceğim sadece. Dersini alacağım. Okulumu var neyse öğreneceğim. Ve babamdan önce dans edeceğim. Babam komiklik yapacak. Astoris çıkacak. İki programın Ha, o arasında bir list daha şeyi dans de edeceğim. çıkardın yani. Takvimi de çıkardın Babam da yani. çıkacağım. Yani o zamanlar Tabii. babalar hiç yani babalar hiç ölmeyecekmiş gibi. Ölüm yok yani. Ölüm Tabii. kavramı çok yaşlı bir şey. Yani ölüm çok yaşlı. Ölüm böyle artık gerçekten hani baktığımda ay canım ya nasıl idare ediyor bu hayatı diyebileceğiniz insanlara geliyor zannediyorum. Azrail de öyle bir figür yani yaşlı ve büyük bir şey ve çok yaşlı insanlara, çok düşkün insanlara geliyor. Onlar melek oluyorlar falan. Emin olamadığım şeyler bunlar. Sonsuza kadar kalacak zannediyorsun. Bilirsin ikimizin de bu yumuşak karnıdır yani Tabii. baba.
Tabii Bir ki. müddet de böyle gitti. Ama sonra ben biliyorsun dans okudum gerçekten. Yani göbek atamıyorum ama çok kötüyüm göbek. Allah Allah. Tabii sonra hani gerçekten şekillenince işte muhtemelen Ali Poyrazoğlu'nun atması. Hani bende de böyle boşver bu senin programın zaten hani sen anla. Böyle şekillendi. Ben sonra bir gün sen bana yaparsın ben anlatırım. Ama şu önemliydi. Senin anlattığın da bence çok önemli. Yani savcı babanın da Hakan'cığım okuttum, büyüttüm, askere yolladım, bitti, geldin. Şimdi artık bütün tercihler sana ait de çok özgüven veren bir şey aslında. Oradan okuyorsan sana Tabii, tabii, güveniyorum, tabii. sana güveniyorum diyor aslında. Sadece telaffuzu böyle değil çünkü öyle bir adam o. Babam da bana diyor ki ressam baba sana güveniyorum sen dünyanın en Evet. iyi astronotu olursun. Dünyanın en iyi dansözü, dünyanın en iyi veterineri. Tabii ki değiştirdim Ama yani. orada mesela çok güzel bir şey daha var. Yani evet, ressam baba tavrıyla hallederiz oğlum değil bu ama. Diyor ki bak, ikisinde de aynı tepki var. Sen olursan en iyisi olursun diyor. Bak, en iyisi olursun da şöyle bir şey de yapıştırıyor sana. Diyor ki olacaksan en iyisi ol. Ve bu gene mücadele var diyor. Yani astronot hallederiz. Onun bir tane diploma var, veririz. Seni oradan uçururuz gelir değil bak. Aynı şey değil. Anladın demek istediğimi? Yani olacaksan en iyisi olacaksın. Ve bence sen en iyisi olursun zaten. Bence Şimdi olursun. sana bir anda gene sorumluluk gelmiyor mu? Tamam, hallettik diyorsun ama sorumluluk geliyor. O zaman en iyisini yapacağım yani. O da başka bir açılım yani. Orada hani Altan amca da boş geçmemiş. Yalandan motive etmek için konuşmamış yani. Hayır İkisinde asla. de aynı şeyi söylemese bak burada atlamıştım diyebilirim ama ikisi de aynı şeyi söylüyor. Evet. Yalandan Çok iyi motive karar değil. verdin. Yani ona ben de bugün 44 yaşımda onu ben de hani anlayabiliyorum. Çünkü yani bugün biz de atıyorum derin veya kabin bir şey seçse sanatı ilgilendiren. Yani en azından Çiğdem sen ben üçlüsü hani ilk kompak üçlü olduğumuz için biz üç yani ebeveyn anlamında. Şeye bakarız bak be dışarıdan bir yabancı çocukmuş gibi derin ve kabin. Yapabilir mi lan bunu? Yani hani bilite olarak çünkü bu Tabii. lanet olasıca meslekler yani laneti burada çok tabii ki pozitif bir anlamda kullanıyorum. Bu gözünü sevdiğimin işi, iş Meslek. veya işleri, bütün dalları tek bir şeyi çok kesin gerektiriyor. Yetenek. Yani Evet. çalıştırabiliriz. Disiplin, Evet. 3 doz disiplin, 5 doz çalışkanlık, işte 7 doz sağlıklı yaşam hepsini ama yeteneği ay Allah yani koyamayız. Hani Çiğdem doğururken ya da ben doğururken gelmişse o şey Ama aslında. yani gene o yeteneği de disiplinle halledebilirler de ben sadece ve Tabii sadece ki. Tabii ki. Hayır, şunun şunu gibi demek bakıyorum. istemiştim. Yani ya pardon, sen tamamla sonra Yok söyleyeyim sen ben. söyle. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında. Hikaye, senin şu an oynadığın bir şeyin içerisinde 44 sene var. 44 seneyle beraber babanın bilmem kaç senesi, annenin bilmem kaç senesi var. Bunların hepsini bir tencereye koyuyorlar ve sen orada bir rol oynuyorsun. Tamam mı? Bunların hepsinin etkisi var orada. Şimdi benim oğlumu etkileyen şeyler, evet 53 senesi bende, bilmem kaç senesi Çiğdem'de ama derinin bu yaşantısı içerisinde benim sahip olamadığım, kontrol edemediğim o kadar çok etken var ki. Bilişimle kaynaklanan, arkadaş çevresiyle kaynaklanan ve başka şeylerle kaynaklanan. Bunlar aslında o yetiyi engelliyor, örseliyor veya öne çıkmasını engelliyormuş gibi geliyor bana. Yani bir çocuğun ders çalışmasına sebep bulması veya çalışmamasına sebep bulmasının karşılığı artık şey değil. Bir öğretmen söylemi veya bir anne baba söylemi değil artık. Başka şeyler var yani. Başka etkenler var. O etkenlere anne baba ve öğretmen karışamıyor artık. Dolayısıyla da bir çocuğun oyuncu olması, sanatçı olmasının altında yatan şey gene kendi özünde. O çok isterse yapar. Çok isterse yapar ama. Çünkü her sene de şey değişiyor. Mesela diyor, abi insanlar değişiyor, dönem değişiyor, kuşak. Hayır, aslında her şey aynı da. Sadece ve sadece var olan lojistik değişiyor, durum değişiyor, karşılaştığımız refleksler değişiyor, salon değişiyor. Oyun aynı oyun. Oyunu oynama tavrın değişiyor. Ama insanlar aynı. Yani o süreçte senin büyüdüğün, biriktirdiğin şeyle derinin biriktirdiği şey hiçbir zaman aynı. Benimkiyle derininki aynı olmayacak ki. Onun oynadığı yıllar sonra çakallar çekilip de atıyorum sana. Derin de gidip Hüseyin abi oynasa başka bir Hüseyin abi oynayacak yani. Hani millet şimdi onu sorduğu için söylüyorum. Yani mutlaka başka. Bunun da etkisi ben babası olmama rağmen yaşadığı hayat, biriktirdiği şeyler. Biraz onun için de hani
kıyamamak, biraz biz ebeveyn olarak da kıyamamak adına da biraz örseliyoruz gibi geliyor bana. Hani bu gözünü sevdiğim mesleğinde her şey toz pembe değil yani. Çok da acı çektiğimiz için hepimiz, Onu sen diyorum de ben işte de. sana. Yani ikimizin babası da Yani bir bazen yetenekli olsan da bir işe yaramaz yani. Bu hayat böyle bir hayat değil. ah. Ama gene de hani bize şey yapmışlar ya. Marangoz mu olacaksın? En iyi masa kesen ol. Yani insanlar yürürken atölyeni gördüğünde otobüsü kaçırsınlar. Dönüp kim oymuş lan bunu desinler. Evet. Doktor mu olacaksın? Mahir ol. Her has yani kapında adam bir yani bu anladın mı? Hani yapacaksan o hikayesi. Bak, bununla ilgili anlat anlat, sonra bir anekdot anlatacağım. Ben bizim çocuklara şey söyle yani bizim çocukların tespitini yaparken hani henüz istemiyor ya ikisi de. Bir yandan Hı. şöyle seviniyorum çünkü ben hani Çiğdem Hakan Sevinç üçlüsünde şunu düşündüğümü söyleyecektim demin. Böyle bir karar alsalar ben yani asla babam gibi ya da baban gibi falan yönetemem. Ben böyle dedim ki Hakan bir bakın Allah aşkına bu bir şey bilmem ne olacağım bir bak var mı bir şey bak çünkü yoksa bunu şey yapmamız lazım. Hiç kalbini kırmadan, güvenini sarsmadan ve işte bir şey yapmadan bunu dönüştürmemiz lazım ya hayatı için. Hani karşıdan biz nasıl görünüyoruz? Çocuklarını birey olarak yetiştirmeyi seçmiş. Evet. Onların kendi hatalarının üniversitelerinden mezun olmaları için onları çayırlarız. Hayır yok öyle bir şey ben gayet Öyle bir şey. kontrol etmek istiyorum Öyle yani. bir şey. Ben Tamamen anne yani. korkuyorum yani onu diyecektim. Hani bu iki baba böyle bir şey söylemiş. Ben henüz o beceriklilikte değilim Kavin'e karşı. Yani Kavin benim bu iki önden oyunculuktan önce söylediğim 2-5 bunları söylese ben hep soruyorum çünkü Kavin'e. Henüz bilmiyorum diye çok seviniyorum. Ben zaten 13 yaşında bir çocuğun meslek seçememesini çok zil takıp oynuyorum ben evde. Nasıl Aynen öyle. seçebilir zaten yani anladın Niye mı? seçsin zaten yani? Yani Anekdotunu anlat sen. Tevfik Gelen benim oğlu anlatmıştı bana bu hikayeyi. Bir gün Kadıköy'de ayakkabısını boyatırken Tevfik Hoca, nurlar içinde yatsın, çok özel bir Amin. insandı. Ayakkabısını boyatırken ayakkabı boyacısı Mustafa, ya diyor ki Mustafa biraz çabuk ol diyor. Prova yetişeceğim, acelem var. Hadi çabuk çabuk diyor, şunu boya diyor falan. Mustafa hiç istifi bozmuyor. Boyaya devam ediyor. Kafayı kaldırıyor ki hoca diyor bir şey söyleyeceğim. Sen oyun oynarken diyor biz sana hadi hadi çabuk oyna otobüse yetişeceğiz diyor muyuz? Müsaade et de işimizi yapalım diyor. Şimdi bu adam ayakkabı boyacısı bu işi bir ayakkabı boyacılığını bir ustalık bir sanat olarak gördüğü için bugün ben sana işte Kadıköylü ayakkabı boyacısı Mustafa'yı anlatabiliyorum. Biraz şuna yakın tadında oldu ama hikaye. Yani Çok Hakan dolayısıyla yakın bambaşka bir yer. herkes işini gerçekten sanat gibi yapabilse zaten dünyada sıkıntı olmaz ki. Ama bir şey Yani söyleyeceğim. Sunay abiye anlat bu hikayeyi. Sunay abi bunu anlatmak Sunay ister abi kesin biliyor. Hatta daha iyisini biliyordur. Aslında o hikayede ayakkabı oyuncusunun soyadını da söyleyeyim diyebilir Sunay abi. Zaten o Sunay müthiş abi bilir benim ailemi, ya böyle bir şey olabilir mi? Benden daha iyi tanıyor. ya. Sunay abi benim bir çocukluk anımı anlatıyor. İçinde olamaz ki yani. Halı bana ait. Biz üç kişilik anladın mı? Annem, babam, ben. O Ya müthiş anlattıkça ya. ben böyle bulutlar içinde ve anı doğru yani. Ve ben böyle şunu diyorum ya Sunay abi. Sen bu anını Orada bir mıydın? bize. Ya müthiş. Müthiş Evet. yani. Yani o hikayedeki o şey çok kıymetli ve değerli. İnsanların para için, süret için, zaman için, ün için, şöhret için bazı şeyleri satmalarını çok engelleyen bir şey. Sen işini doğru yap. İşini doğru yaparsan dünyanın en iyisi olabilme ihtimalin var. İhtimalin var. Olmayabilirsin. Ama o yolda bir şey olmama ihtimalin yok. Mutlaka bir şey olursun. O noktaya gitmek yerine biz olmuşu yakalamak veya olmuşun aynısını yapmaya çalışmak. Hakan abi bunu yapıyor. Ben bunu yaparsam Hakan abi olurum demekle var olan bütün varlığımızı yok etmiş oluyoruz. Ya da Silmiş oluyoruz aslında. yapılanı yermek de bir başka türlü kendini varlama O biçimi. da Yani tabii, o da çok tabii uzun varlığı bak vardır. derin konu ama hani o da şey. Tabii. Ben bir gün öyle çok küstah birine de şey demiştim. Yani hiçbir şey beğenmiyor. Okey ben mesela ben çok beğeniriz. Çünkü biz zaten Tabii. oturduğumuzda abi aylarca prova yapmışlar yani. Biz öyle otururuz. Bunlar Tabii. hepsi tartışmaya açık. Bize bu çok eleştirilir ya. Aman Hakan'ın Sevinç zaten tabii ki beğenir falan diye. Okey. Beğenirim çünkü çocuğundan olmuş, kocasından olmuş, karısından olmuş. Onlarla tartışmış zamanları, yorulmuş, az uyumuş, çalışmış. Ama işte oyunda ortalama bir oyun. Olsun arkadaşım oyun oynuyor yani. Ben oradan bakarım. Anladın mı Bir de hikayeyi? yani acaba insanlar
Senin mesela şu duygu da vardır ya sende. Sen mesela bir şey biliyorsundur. Ya onu şuraya koyarsan o daha güzel görünür vardır ya mesela. Yani ben hani birisinin düğününe gittiğimde bile masa çeken bir adamım. Benim konuyla alakam yok yani. Ama bu masayı çekersek insanlar daha rahat geçer. Hani vardı ya bazen tiyatrolarda falan çift kapaklı kapılar vardır da bir kapıyı açarlar, insanlar girer. Bir tane adam da orada zorlanır ya. O zorlanan benim işte. O ikinci kapıyı açmaya çalışırım hep yani. Ya millet rahat girsin diye. Böyle bir rahatsızlık var. O O hani yüzden evet, böyle gidip arkada bir şey söyleyeceğim. Bak yanında bir şey söyleyeceğim. Bir dakika gelsin. O şey sensi var ya hani suyu getirdiği. Bak o da şey abi sağ ol ya falan diyen de olur. Şey yapan da olur. Tamam ya falan yapan tabii. da olur. Mesela Çiğdem bana çok güzel. Ya oyundan yeni çıkmışlar. Bravo da geçti. Ya ama bunu söylemezsem kendimi kötü hissederim diyorum yani. Onu söylemezsem kötü. Ya adamı tanıyor musun diyor. Tanımıyorum. Tanımıyorum ama yeni tanıştık çocukla. Merhaba. Bir de abiyiz ya. Onun da şeyini kullanıyorum. Hakkını kullanıyorum. Ya oğlum bak şurada şunu yaparsan bak bu daha keyifli olabilir. Burada biraz yukarı çıkmışsın. Biraz daha düşür. Esnaflık yapma falan. Tabii ona da söyleyeceğim dili de biliyorum yani. Öküz gibi ukalalık yapmıyorum da yani. Güzel güzel anlatıyorum. Onu söyleyince akşam rahat yatıyorum ben. Ha, bu Ben arada de. hiç tanımadığım çocuğu mesela film seyredip şu çocuğun bana telefonunu bulun deyip çocuğu telefonla arayıp kardeş eline sağlık süper olmuş dediğim çok insan var yani. Seni anlıyorum. Bunu da ben Ben derim seni yani. hani öte türlü ukalalık yapan ve çok sabrettiğim birine de aynı kişi olduğunu düşün. Böyle bir gün artık şey demiştim. Ama yani sadece yermek üzerine koydum. O dekor ne? O ne? Öyle. Böyle anlatıyor. Ben böyle bir gün şey dedim. Bir gün biri diyecek ki sana dedim bak çok şanslısın dedim şunu duymuyorsun çünkü insanlar da dinliyor ve şöyle dinliyorlar yani ay evet sağ ol aa değil Aa. mi ya bunu da okuyamıyor yani söylediğinin duyulmadığını da okuyamıyor ben mesela tanımadığım birine diyelim heyecan içinde anlatırken onun böyle onu hani bir şey soracağım ben iyiyim bu yaptığım şeyle hissini görürsem 7 cümlem 2 cümleye düşüyor hemen öpüp Evet. eve dönebiliyorum artık çünkü o şeye de giriyor. Benim bir de zamanım var ya hayatta. Ben seviyorum kendimi. Eve gidiyorum ben. Kedi öpmeye gidiyorum yani. Anladın mı? Ama dinliyorsa yani açılmışsa 7 cümlem seninki gibi 700 cümle oluyor. O öbür tipe yani öbür türe tip de değil de türe demiştim ki. Yani bir gün sana biri diyecek ki çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet sağ olun. Bir de bu insanların konuşması bitmez. Çok sağ olun. Bir şey soracağım. Bu aralar siz ne yapmaktasınız der dedim. Ben derim. Ben olsam derim çünkü. Ama Değil gene derim. senin Hayır. demeyip onlara der demen çok güzel ama yani. Cevap vermek için değil. Şunun için derim yani. Ben geleyim sizi bir izleyeyim de şu İzleyeyim, evet. gönül verdiğim şu Doğrusunu göreyim. ilişkinin öğreneyim yani. Anladın mı? Şimdi Genco abi gelse bizi canım benim Ha. şeyde seyretmişti bekleme salonunda. Ya 3-5 tane şey söylemişti. Biz böyle Beyti Yiğit ben bir sonraki oyuna kadar abi bak o Genco abinin dediği var ya şimdi bana mesleğim sesleniyor o sırada. Tabii. Anlatabildim mi yani? Tabii. Mesleğim dile gelmiş. Bana diyor ki orası da öyle olursa var orada da bir şey var orada da. Ya oraya bir zaten Genco abi bir şey tarif etmez. Yani oraya bir bakın dedi. Biz öbür oyuna kadar büyüteçlerle oyunun orasına baktık. Anladın mı? Yani adama bir soru verirler. Çok sevdiğim bir lafımdır yani. Hani bunda çok Doğru sevdiğim söylemişsin. bir sürü insan. Sorulur çünkü. Tabii Siz canım. ne Ya yapmaktasınız Hakan Bey? Kalırsın yani. Ben de ne yapayım işte sigara içiyorum, çay içiyorum, oyun eleştiriyorum. Yani öyle bir şey olabilir. evet, o işim o, değil mi? Bazen öyle oluyor, evet. Ne yazık ki öyle bir durum oluyor yani. Tabii. Ha deyip geçeceksin. Daha ne yapacaksın yani? Aynen Evet öyle. efendim. Bu arada süremiz de biz kaptırıp çok konuşan insanlarız ya. Kaç Bir dakikamız var? dakika. Saati Ben şeyden saat böyle görmüyorum. bakıyorum şu anda. Başka bir yerden saate bakmaya çalışıyorum. Çünkü sen de bakamıyorsun değil mi Ben de saate? bakamıyorum. İkimizin de telefondan baktığımız için. Dur. Bakıyorum. O Zaten bilgisayarımı ben... o kadar uzun zamandır açmamışım ki. Neyse boş ver ya. Birisi yazar herhalde saatin şu an kaç olduğunu. Evet yazar. Dur bilgisayar da açılır zaten. Tamam boş ver. Neyse Ruslar devam öldü edelim biz. o hobi tabii devam. 15.40 var var. Hakan inanmaz 15 dakika Süper. var. 15 dakikalık Wow, süper. tiradın başladı. Hadi. Ya bu bir kere hani şey hikayesi hala mesela hala alttan yazanlar var. Israrla işte tiyatrocu olmak için ne yapmam lazım? Tiyatrocu olmak için ne yapmam lazım? Ya bir tek yapmanız gereken şey çalışmak. Başka hiçbir şey değil. Tiyatro çalışmak evet. Oyun çalışmak. Akademisi akademi, konservatuarsa konservatuar, okulsa okul. Neyse bu bir yere gidip bir hani
Bunu hep şey diye anlatıyorum ya, bir meslek seçmek istiyorsunuz. Diyelim ki doktor olmak istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Üniversite sınavına gidiyorsunuz. Tıbbı kazanıyorsunuz, gidiyorsunuz. Ama gidip de karşı komşudaki dahiliye uzmanını arayıp, aa ya Mustafa amca siz dahiliye doktorusunuz, ben doktor olmak istiyorum, ne yapmam lazım diye o adama sormuyorsunuz yani. Bunun gibi bir şey. Bize bunu sormak da çok saçma Bu geliyor bana yani. örneğini çok seviyorum senin. Ama çok saçma yani. Birisi bir meslek yapmak istiyorsa bunu meslek olarak yapmak istiyor. Bak şu başka bir şey. Abi ben aradan figüranlık yapayım, iki televizyon programına katılayım, kahvede havam olsun, kız arkadaşlarım bana baksın, öyle bir şey. Tamam, o zaman yürüyün abi. Ajanslara gidin, figüran ajansları olur, başka bir yer olur. YouTuber olun, YouTuber, pardon söyleyemedim. YouTuber olun, oradan meşhur olun. Zaten bizim sinemacılar şimdi onları kullanıyorlar. Bir sürü yol var. O yolları zaten biz bilmiyoruz. Bize sormayın yani. Dolayısıyla bizdeki yol ya alaylı tiyatro olacaksın ya da konservatif tiyatro olacak. Konservada okuyacaksın. Başka yolu yok bunun. Bildiğimiz yolu yok yani. Onu da araya da söyleyeyim. Kendini özdeşleştir. Onu böyle programın başından beri aynı seyirci sorduğu için cevabını da tahmin ettiğim için Tamam. kendinizi özdeşleştirdiğiniz rol ya da roller var mı diyor. Buna Yok. güzel bir cevap verirsin. Ben kendimi özdeşleştirdiğim söylemesi de zormuş. Rol yok. Benim oynadığım her şeyin içinde Hakan olduğu için. Hakan o rolleri zaten yorumluyor. Yani Hakan kötü adam oluyor. Hakan transseksüel oluyor. Hakan Maho oluyor. Hüseyin abi oluyor. İşte bilmem otel müdürü oluyor. Sizin bildikleriniz için söylüyorum. Bunlar Hakan, başkası olmuyor. Hakan oynadığı için zaten o iş size samimi geliyor veya ne bileyim işte eğleniyorsunuz. Dolayısıyla da bana benzemesi değil. Ben o hayatı yaşamış olsam acaba ne yapardımı düşünerek oynadığım için siz onu öyle renkli seyredebiliyorsunuz. Biraz hikaye öyle bir şey. Yani galiba Çünkü özdeşleşeceğimiz bir başkası yok. yani özdeşleşmek öyle bir şey ya yani. Bu ancak bence evet, birisi bir başkası gençlik yok. oyuncuya duyduğu bir şey olabilir. Yani ah benim gibi bir adam, ah benim gibi bir Ha, kadın. seyirci olabilir. Evet, doğru söylüyorsun yani. Yani Bir de en zorudur aslında kalabalık oyunlarda kendine. seçer ya seyirci, baksana benim gibi adam diye. Ha. Bir de yani şeydir ya, oyunculukta en zoru sana yakın olan şeyi oynamak en zorudur aslında. Evet Sen ya. en zorudur yani, onu yakalamak çok zordur. Hiçbir şey yapamadığını Yani sana hissedersin. şu anda Derin'in babasını, Çiğdem'in kocasını oyna desem çok zorlanırsın. Çok zor. Çok zor yani. Çünkü işte orada da aslında şu devreye giriyor. Biz normal hayatta, şimdi ben seninle konuşurken bir şey düşünerek el hareketi yapmıyorum, bir şey düşünerek tonlamıyorum. Aklıma geleni Hakan olarak konuşuyorum. Şimdi deseler ki Sevinç'le beraber bir diyalog çekeceksiniz. Böyle bir internet şeyi var. Böyle bir diyalog, bunu çekeceksiniz, kaydedeceksiniz. Şimdi o zaman peki bu adam nasıl olsun diye sorma ihtiyacı hissediyorsun. Bu adamı nasıl yorumlayayım diye hissediyorsun. Hakan olarak oynamanın anlamı yok çünkü Hakan zaten var diyorsun. Ama bilmiyorlar ki oyuncu kardeşlerimiz, Hakan'ı kimse tanımıyor. Yani Hakan bu. Hakan'ın hayatını kimse bilmiyor. Oynarken Hakan'ın içinden ne kadar çok katarsan oynadığın role, o kadar samimi oluyor aslında. Fakat okullarda, yani okullardan kastım bu, hani mem 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 diye çocuklara kötü kötü bir uzay yoluymuş gibi anlatılan o oyunculuk hikayesindeki çocuklara şunu söylüyorlar. Sizden ne kadar uzak olursanız o kadar güzel oynamış olursunuz diyorlar. Ve onlar da abartmaya başlıyorlar. O zaman da uzaklaşmaya başlıyor. O oyunculuk olmuyor işte. O bir taktik, kopyala yapıştır falan gibi bir şey oluyor yani. Biraz öyle bir durummuş gibi geliyor bana. Bir de Sevinç'im. şey yazdılar. Böyle bir anım mı var? Çok merak ettim. Münir Özkul anlatır mısınız dediler. Bir anı mı istediler acaba? Münir abi anın mı var? Münir abi anım var tabii ki. Ben ilk 90 senesinde girdiğimde orta oyuncular nöbetçi tiyatroda sınav olarak girdik. Nöbetçi tiyatroda eğitim alıyoruz. O sürede de İşte onlar da İstanbul'u satıyorum oynuyorlar. Küçük sahnede onların kulislerine gidiyoruz, tanışıyoruz, merhabalaşıyoruz falan, ama hani o kadar, biz de haddimizi biliyoruz tabii, onlar hocalar. Aralarında sohbet ediyorlar ve biz onları kuliste böyle dinliyoruz. Muhabbet, çok keyifli Ay muhabbetler ne dönüyor. diyorsun Hakan ya? Keşke Ya o kurtulsaymış. benim oyunculuğumun öğrendiğim yani ahlakı, adabı, oyuncu olarak hayatta nasıl durabileceğimi, nasıl ayakta kalabileceğimi, nasıl eğlenebileceğimi, nasıl haddimin olabileceğini öğrendiğim yer orta oyuncuların kulisindeki masadır. O masada Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Münir Özkul, Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy gibi isimler otururdu. Biz de bir arka sırada böyle otururduk, onların muhabbetini dinlerdik. Ve Ben de bir arka sırasında oturdum hep. o yani oyundan 2 saat önce gelinir, 2 saat önce o muhabbet edilir. O muhabbette neler konuşulur? Hem memleket konuşulur, hem eğlenilir. Geçen hafta yapılan şeyler konuşulur, oyundaki şakalar konuşulur. Odur budur falan, muhteşem bir şeydir yani. Sonra müsaade isterse sen oyunu seyretmeye gidersin.
O süreçte bir gün gene bir oyun seyretmiştim. Oyun bitti. Yağmurlu bir havaydı. Ben de biraz memur çocuğum ya, tedbirliyim. Şemsiyem var herhalde. Ses tiyatrosundan çıktım. Yağmur var. Münir Özkul çıktı. Trenç kot var üzerinde. Böyle o muhteşem bir şapkası var. Yağmurda Taksim'e kadar yürüyeceğiz. O herhalde Cihangir'de oturuyordu. Tamamen böyle büyük bir şeyle, nasıl dediğimi de hatırlamıyorum. Göz göze gelmeyi bekledim. Gelince dedim ki, hocam müsaade ederseniz Şemsiyem'le size eşlik edebilirim Taksim'in başına kadar dedim. Gene o Türk filmlerindeki o muhteşem gülümsemesiyle dönüp bana böyle, peki evlat dedi. Biz böyle yürümeye başladık yan yana. Ama ben hiçbir şey soramıyorum senin için. Böyle kaldım, böyle yürüyorum ama ve bu arada oyuncu deformasyonuyla kendimize, yani ikimize karşıdan bakıyorum. O resmi görüyorum yani. Yan yana Münir Özkul'la beraber yürüyorumu görüyorum. Ve onun mutluluğuyla sessiz bir şekilde sadece o mutluluğu yaşıyorum. Sonra yolun sonuna gelince, oyun çok güzeldi. Yine her zamanki gibi başarılıydınız gibi. Klasik, basit, sıradan bir cümle. Yani sadece konuşabilmek için ettiğim bir cümle oldu. Çünkü bulamadım doğru cümle. Yani ne denebilir? Yani üstada ne denebilir? O da döndü dedi ki gene aynı gülümsemeyle. O hani sanki Suna Pekuysal'a gülüyormuş gibi yani. Görüyorum şu Ben, an gözümün önüne evet. geliyor. Gülümseyerek bana böyle hadi senin de yolun açık olsun dedi mesela. O ben o yolun açık olsunu tamamen bak hala şemsiyeyi tutuyorum gördüğün gibi. Elim hala böyle. O yolu açık olsunu bir mesleki açık olsun diye mi anlarsın? Beni mutlu eder diye mi anlarsın? Yani ben onu her şeye yordum yani. O 2 gün falan o bakış gülüş hiç hayatımda unutamadım. Hala da gözümün önündedir o şapkasıyla beraber dönüp gördü. Müthiş bir sohbetti benim için. Ya Baktığımda çok basit bir hikaye. haklısınız. Oradan Ben Taksim'e Münir gittim. Özkul'un filmi olmuş Ama aslında. O gün Beyoğlu'ndan geçen yani herkesin seyrettiği bir film olmuş bu. Vay müthiş bir be, şeydi ya. bilmiyordum Benim bu kadar. için Ya bu kadar masa çok kıymetliydi. sohbetimiz vardır. Biliyor musun? Bilmiyordum böyle bir şey bilsem. Ben bunu unutmam. Ben Ya böyle bir şey bilsem. bunu ama yani şimdi sana bunu anlatmak senin binlerce anın varken bizimki bunun içinde tabii ki küçücük bir çok tabii benim için kıymetli ama Ya yani sen dalga çünkü geçiyorsun yani. seninki diyaloglu benimki sadece şey yani hani bir cümle yani senin Bir hikaye şey var bende söyleyeceğim. hikaye var. Benimki diyaloglu da senin o koca yürüyüşün bu, ay saçmalama, çok yani ya, bu kadar anım olmasa kıskanacaktım ama kıskanmıyorum Çok güzeldi, çok güzeldi. Hatta sonrasında da böyle bir ondan sonra tekrar tabii biz orada nöbetçi tiyatro oyuncusu olduğumuz için her oyuna gidiyoruz. Tekrar yine o muhabbetimize sığınarak tekrar kuliste falan karşılaştığımızda ondan bir hafta öncesine nazaran daha samimi bir şekilde selam verdiğimi hissettim, hatırladım. Yani biz sizinle yürüdük duygusuyla. Hatta ben size şemsiye duydum samimiyetiyle. Nasılsınız hocam? Cesaretini bularak kendine nasılsınız hocam falan dedim. Daha evvel değmemiştim mesela falan. Öyle bir hani o güzel bir sınıf vardı orada. Yani işte Münir hocalar, Ferhan hocalar, Rasim abiler, kalfalar, çıraklar, ustalar falan böyle üst üste müthiş bir şeydi. Yani benim dediğin şey orası da çok ciddi bir okuldu tabii yani. Acayip bir okuldu. Yani bir gün mesela Ferhan abi sana dün akşam anlatacaktım onu anlatamadım. Bu gemide yaptığı tiyatroyu sahneye aldı. Ve Ali Çatalbaş oynuyordu. Oyunun en komik rolü, bir temel rolü. Karadenizli bir hikaye. Ve biz o zaman daha çömeziz. Ali askere gidince Ferhan abi dedi ki Hakan sen oynayacaksın. Benim için hani 3. ligden Süper Lig'e bir transfer yani. Müthiş bir şey. Yani kalfayı, çırağı, ustayı atlıyorum falan tak yanına geliyorum falan gibi bir şey. Çok heyecanlandım. Karadenizli diye hadi biraz cepten yürüyoruz diye oynamaya başladım. Fakat bir gün çıkıyorum Sevinç, espri yapıyorum, seyirci gülüyor. İkinci gün çıkıyorum. Biz de o zaman haftada 6 gün falan oynuyoruz. İkinci gün çıkıyorum. Espri yapıyorum. Seyirci gülmüyor. Delireceğim. Ben aynı şeyi yaptığımı zannediyorum. Gidiyorum, geliyorum, gidiyorum, geliyorum. Oyunda da yani hani 100 espri varsa neredeyse 50'sini falan bana yaptırıyor yani. Sonra bir gün haddimi aşarak yine Ferhan hocam dedim. Kusura bakmayın, özür dilerim. Bir şey soracağım ama bunun bir tekniği olması lazım dedim ya. Ben çıkıyorum aynı espri yapıyorum gülüyorlar. İkinci gün çıkıyorum gülmüyorlar. Birinci gün çıkıyorum. Allah Allah nasıl olabilir dedim yani. Dedi ki bunu sana anlatamam ki dedi. Bunu dedi sen dedi süreçte öğreneceksin. Ve hatta ilk defa o zaman bana Altan amcanın şeyini söyledi. Oyunculuğun ilk 35 senesi zordur. Ondan 36. sonra 36 Aynı yıl... kolay değil. 36 yılı çok zordur. kolay da. Dolayısıyla bunu 36 yılda öğreneceksin dedi bana. Çünkü seyirci var, arkadaşım var. Bizim hani konuşmaya başladığımız
başlangıcındaki hikaye. O kadar çok etken var ki o esprideki benim tonlamam, Espriye zamanlamam, reaksiyonu Hakan'ın alma. o tiyatroya gelen Hakan nasıl bir Hakan? Nasıl geldi? Hava Evet. durumu, Aynen. gelen seyir, Aynen. ilk üç sıradaki belirleyici seyirci Reaksiyonlar. veya en arka sıradaki sürpriz bir seyircisi. Evet. Onun nasıl şey gibi yani. Evet, sirayet etmesi. İşte bunların hepsini sana anlatamam dedi. Böyle omzuma elini koydu. Bu anlaşılmaz. Bu anlatılmaz. Anlaşılır. Bunu öğreneceksin yolda dedi. Yolda öğreneceksin. Ferhan abinin hikayesi de oydu. Sana yol açardı. O yolda sen keşfedersen olursun. Keşfedemezsen olamazsın yani. Ferhan Hoca işte ustayla hoca farklı bir şeydi. O ustaydı mesela. O nasıl yapılacağını anlatırdı. Hoca da başka bir şeydir. Mesela Aydan Siyavuş basketbolu çok iyi oynayamaz ama çok iyi. Rahmetli müthiş bir basket hocasıydı. Hocalık başka bir şeydi. Ferhan abi bir ustaydı yani. Bir işin nasıl güzel ve doğru yapıldığını gösteren adamdı. Sen onu yakalaman gerekiyordu. O zaman da daha çok gelişiyorsun zaten. Hoca mesela sana anlatır, sen o zaman gelişmeyebilirsin. Sadece öğrenirsin, uygulamada Evet. çuvallayabilirsin. Ama İnanılmaz katılıyorum. ustadan eğitim aldığın zaman nasıl yapıldığını görürsün, nasıl yaşandığını görürsün. Bir de karakter de öğrenirsin. Sokakta da nasıl yaşandığını öğrenirsin yani. Yani hocayı sadece şey olarak almazsın, kitap olarak almazsın yani. Bilgi hayatı olarak alırsın. Biraz Ferhan abi bize öyle bir hayat sundu zaten yani. Ay ya, Ferhan Hoca'yı şu anda dinliyoruz ya Spotify'da. Dün de Evet. dedim 5. bölümü gelmiş diye. Ben Süper. uykudan önce Ferhan Hoca'yı dinledim. Herkese Mesela tavsiye ederim. sürekli öğrencilerime şey diyorum, yani yüksek lisans yapmayı düşünenleriniz olacak. İkinci üniversite falan yani. Ferhan Hoca umarım bu kayıtları sonsuza kadar yapar. Siz de sonsuza kadar onun Evet ya. yayına gireli 10 birkaç gün galiba. O işi sürdürecek. Çünkü niye biliyor musun? Yorulmuyor. Yani şu anlamda Ferhan Hoca hiç Evet. yorulan bir adam değil. Evet. Bir şey yani evden çıkmıyor. Bunu boyamıyorlar. Platolara girmiyor Tabii. falan. Basıyor kayda. Önüne herhalde hani biliyor, soru soran insanlar seçiliyor orta oyuncular tarafından. Hani kızlar, Bir de eşi. Ferhan abi bence o sorular geliyordur, onları çalışıyordur Ferhan abi, Tabii cevaplarını tabii. veriyordur. O Bunu ilk dolma defa kalemiyle dün gece yazar düşündüm. mutlaka bir de. Çünkü tweet sahiplerinin isimlerine de birinci programdan beri işte böyle atıyorum. Hakan Zıbıçık sormuş falan diye böyle taklit edilemez bir usta. Ya şey anlamda söylüyorum, taklidi. Birebir Ferhan Hoca olma taklidi, oyunculuğu değil. Ve böyle burnum sızlıyor dinlerken. Gerçekten çok özlediğimi hissediyorum. O kadar görmek, yani pandemiden sonra en çok görmek istediğimiz insanlardan hani Ferhan Hoca, o kadar çok görmek istediğim biri ki. Bir an evvel Evet, yani böyle. ben de. Evet, çok kesinlikle Bu tavsiye arada ederim izleyin. ustayla hoca tespitini de adını, yani bu Hakan Bilgin'e ait bir tanımdır diyerek ders verdiğim okullarda, ki şu Hayır. SM, bu sezon Hayır canım. satmaya başlarım, haberin olsun. Para ödemedim. Hayır canım benim. Senden öğrendiklerimin yanında hiçbir şey bunlar canım sen de. Saçmalama ya. Deli misin? Olur mu Olur. öyle şey? Çok Çok teşekkür çok ediyorum kıymetlisin. Hakan'ım. Çok Ben sağ çok teşekkür ederim. ol. Sırtımıza kapanmasın diye. Evet, Ferhan abinin vedalaşıp yürüyüşünü de sonradan sıkıntı anlattığın çekmeyelim. için. Doğru. Ferhan Hoca'dan da bahsettiğin için. Yaparız gene. Çünkü anı ne kadarını konuşmuş olabiliriz ki? Binde üç mü? Yani Değil mi? binde bir mi? Bilmiyorum. Çok Çok hikaye vardır. teşekkür ederim. İnsanlar çok Çok güzel teşekkür. şeyler yazdı. Dönüp sonra bakarsın. Ben yani çok özel derken o sırada onun çok ihtiyacı olduğundan emin olmadığım bir şey dışında hep akışa bırakıyorum ki konuyu. Sonradan cevaplarız diye. Hepsini cevaplarız. Tamam canım. İsteyen de DM'den yazabilir sorusu olan. Onlara da cevap sen de verirsin, ben de veririm zaten. Evet, Sevgiler veririz. sunuyorum. Çok Veririz. teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere efendim. Görüşürüz Hakan'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Asma Bay abi. bay. Bekleriz. Bay bay. Hava güzel zaten. Gelebilirim ben şimdi size. İstediğin zaman. Hoşça kal canım benim. Hadi bay bay. Bay bay. Ya bilmiyordum. Münir Özkul anısını Zeliş söyledi. Zeliş biliyormuş, hastane bahçesinde dinlemiş Hakan'dan. Teşekkür ederim Zeliş. İyi ki anlattırdın. Yani gerçekten bilmiyordum. Çok anısı var Hakan'ın da, özellikle orta oyunculardan. Size anlattığı gibi. Bitmiyor bu programlarda konuşulacaklar. Çok teşekkür ediyoruz. Bizimleydiniz. Geri dönüp yayına bakarım ve
sizin için önemli olan soruları tespit edip yanıtlamaya çalışırım. Hakan'ın da dediği gibi bizlere DM atabilirsiniz. Biz görüyoruz, okuyoruz. Zaman zaman buna özel gösteriyoruz çünkü. Çok sağ olun. İyi ki buradaydınız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Yayını kaçıranlar veya arada girenler için tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tiyatro Tiyatro Dergisi'nin YouTube hesabında bütün yayınlarımız ve başka bir sürü yayın sonsuza kadar sizleri bekliyor. Tiyatro Tiyatro Dergisi YouTube hesabımız. Unutmayın. Bay bay.